Atatürk ben Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk Milletini güvenerek işe başladım demiştir. Buna göre Atatürk hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Ulusçu bir karaktere sahiptir. Demokratik bir yönetim kurulmasını amaçlamıştır. Türk milletini yüceltmeye çalışmıştır. Milli mücadelenin gücünü milletten aldığına savunmuştur. Ulus sevgisi oldukça güçlüdür. Evet arkadaşlar ulusçu bir karaktere sahiptir. Ee, mesela Türk milleti diyor. Türk milletine sahip çıkma, sürekli Türk milletinden bahsediyor. Demek ki ulusçu bir karaktere sahip. B seçeneğimiz bir dursun. C seçeneği Türk milletini yüceltmeye çalışıyor. Evet Türk milletinin diyor e, asaletinden doğan ve benim vicdanımda olan yüksek maneviyat diyor. Türk milletini yüceltiyor. Genel manada zaten paragrafta genel manada yüceltiyor. Milli mücadelenin gücünü milletten aldığını Zaten bastı. Elinde hiçbir kuvvet yoktu diyor. Yalnızca Türk metninin asaletinden ve benim vicdanımdan yüksek bir manevi bir kuvvet vardı diyor. Bunu yukarı açıkça belirtiyor. Ulus sevgisi oldukça yüksektir. Çünkü ulusuna çok gönül. B seçeneğinde demokratik bir yönetim kurulmasını amaçlamıştır. Arkadaşlar bu ifade yanlış. Çünkü önce bağımsızlıktır. Henüz Mustafa Kemal daha Samsun'a yeni çıkmış. O yüzden önce bağımsızlıktır. Ve yukarıda da Samsun'un çıkmasından bahsettiğinden dolayı e, demokratik bir yönetim inkılaplara girecektir. Mustafa Kemal inkılapları Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bırakmıştır. Ülkede birlik ve beraberliğin bozulmaması için doğru seçeneğimiz B seçeneği. İtalya'nın birçok Avrupa devleti gibi hem gelişen sanayisine yeni ham madde kaynakları yaratmak hem de e, artan üretimine yeni pazarlar bulmak istemesi Trablusgarp Savaşı'na ortam hazırlamıştır. Buna göre Trablusgarp Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Bloklaşmaların yaşanmasının, sınıf çatışmalarının, askeri teknolojinin gelişmesinin, sömürgecilik faaliyetlerinin bağımsızlık arayışlarının. Evet İtalya arkadaşlar yukarıya göre Trablusgarp'ı ne yapıyor? İşgal etmek istiyor. Niçin? Gelişen sanayisi için. O zaman doğrudan sürmek ne olacak arkadaşlar? Bir devletin başka bir devleti e, sümürmek için işgal etmesine biz ne diyoruz? Sümürgecilik diyoruz. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır diyoruz. Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan İttifakı'nın oluşturulmasında Balkan Devleti'ni birleştirerek Türkleri Avrupa'dan atmak ve Rus hakimiyetini Balkan'a yaymak isteyen Rusya'nın panisavizm idealinin büyük rolü vardır. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir? Rusya'nın Balkan politikasında Osmanlı aleyhinde sonuçlar doğurduğunun, Osmanlı devletinin denge politikasını izlemeye çalıştığının, Balkan devletlerinin Osmanlı devletine savaşta yenilgiye uğrattığının, Türkleri Avrupa'dan atma politikasının başarıya ulaştığının, Rusya'nın Balkan sorununu kalıcı çözümler üretmeye çalıştığının. Evet arkadaşlar Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Rusya'nın Balkan politikasının Osmanlı aleyhinde sonuçlar doğurdu. E ne olmuş arkadaşlar? Rusya'nın Balkan politikası neydi? Panislavizm ile e, Balkanlar Osmanlı Devleti'nden ayırıp kendi himayesinde bir devlet kurup... ...Türkleri hem Balkan'ın adına atmış olacaktı hem de kendisi Balkanlar vasıtasıyla Adriyatik Akdeniz'e inecekti. Dolayısıyla A seçeneği yukarıdaki sorunun cevabı. Biz B seçeneğine bakalım. Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemeye çalıştığının... Denge politikası neydi arkadaşlar? Osmanlı Devleti bir devlet kendisine saldırdığında diğer bir, bir Avrupa Devleti'ne yakınlaşmasıydı. Yukarıda Osmanlı Devleti'nin herhangi bir Avrupa Devleti'ne yanaştığı, ona yardım etmeye çalıştığı var mı? Yok. Buna ulaşamayız. Balkan Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ne savaşta yenilgiye uğrattığına henüz arkadaşlar savaşın sonucuyla ilgili bir bilgi vermiş mi yukarıda? Vermemiş. O yüzden bunu alamıyoruz. Türkleri Avrupa'dan atma politikasının başarıyla uğraştığının, Türkleri arkadaşlar Balkanlardan atma politikası henüz bitmemiştir. Bu ifade yanlış. Çünkü e, ee, yukarıdaki bahsedilen Durum Balkan Savaşı ile alakalı. Henüz Balkan Savaşları sırasında Balkan'da da hala Türk vardır. Rusya'nın Balkan sorununun kalıcı çözümler üretmeye çalıştığını çözüm üretme gibi bir niyeti yok. Arkadaşlar bölgeyi ele geçirme gibi bir hakimiyeti var. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. B, C, D, E seçeneklerine ulaşılamaz. İttihatçı subayların kol Niyazi Bey, meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi için Resne'de, Enver Bey Tigveş'te, Eyüp Sabri Bey Ohri'de, Selahattin ve Hasan Tosun Beyler Arnavut'ta hürriyet taburları kurarak dağa çıkmışlardır. Buna göre yargıdan hangilerine ulaşılabilir? İttihatçılar halkın yeniden yönetime katılmasını istemiştir. Osmanlı ordusu demokratik yönetimi önünde engel oluşturmuştur. İttihatçı subaylar anayasal düzene karşı çıkmıştır. Evet arkadaşlar yukarıda herhangi bir iddiaçların anayasal düzene karşı çıktığına bir bilgi var mı? Yok. Osmanlı ordusunun demokratik, yönetim, yönün, e, demokratik yönetim önünde askerlerin engel oluşturun dair bir bilgi var mı? Yok. Ama arkadaşlar iddiaççıların halkı yeniden yönetime katılmasını istediklerini nereden anlıyoruz? İttihatçı subaylar işte Niyazi Bey meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi için ne yapıyor arkadaşlar? Hürriyet taburları kurarak dağa çıkıyorlar. Meşrutiyet ne demekti? Halkın yönetime katılmasıydı. Halkın yönetime katılmasıydı. Değil mi? Katılması idi. Meşrutiyet ne demekti arkadaşlar? Bir kişi bu kral ya da hükümdar olabilir. Yanında halkın seçtiği meclis e varsa, halkın seçtiği kişilerden oluşan meclis varsa biz bu tür yönetim şekillerine meşrutiyet diyoruz değil mi? Meşrutiyet. Dolayısıyla meşrutiyetin yeniden açılmasını istiyorlar. Meclisin yeniden açılmasını istiyorlar. Halkın yeniden yönetime katılmasını istediklerinin en güzel kanıtıdır. Doğru seçeneğimiz yalnız bir A seçeneği. İkinci Balkan Savaşı'nın yaşanmasında Rusya'nın Balkan devletlerine Bulgaristan'a karşı kışkırtması etkili olmuştur. Rusya'nın bu tutumunun aşağıdaki hangisi etkili olmuştur? Rusya'nın Balkan devletleriyle ortak dini inanışa sahip olması, Bulgaristan'ın boğazları tehdit eden bir konuma yükselmesi, Balkan milletlerinin etnik açıdan Slav kökenli olması, Bulgaristan'ın Balkanlarda Ortodoks politikasını izlemesi, e Rusya'nın Osmanlı-Bulgar yakınlaşmasını önlemek istemesi. Evet. Sorumuz arkadaşlar baktığımızda Rusya'nın yukarılarda ee, Balkanlarda Bulgaristan'a karşı ne yapıyor? Balkan devletlerini kışkırtıyor. Niçin arkadaşlar? Çünkü Bulgaristan'ın boğazları tehdiden bir konuma gelmesi Rusya'yı endişelendiriyor. Çünkü ikinci Birinci Balkan Savaşı sonucunda arkadaşlar neydi? Bulgaristan Balkanlarda çok büyük bir devlet haline geliyordu Birinci Balkan Savaşı sonucunda işte Rusya böyle güçlü bir Bulgaristan'ın sahneye çıkması boğazların tehdit altına girmesi ki boğazlarda gözü olan Rusya'yı endişelendirmiş ve diğer Balkan devletlerini Bulgaristan'a kışkırtarak ikinci Balkan Savaşı'nı başlatmıştır diyoruz Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği diğer seçenlerimiz yukarıyla bir alakası yoktur İkinci meşrutiyet döneminde kanun esasında yapılan değişikliklere kanun tasarlarının padişaha sorulması uygulaması sonlandırıldı. Bu değişikliği padişah söz konusu yasayı onaylamazsa yasa tasarısı meclise tekrar gönderilecek ve eğer 2-3 üç, üçte iki çoğunluk sağlanırsa padişah yasayı onaylamak zorunda kalacaktı. Bu değişiklik 2. meşrutiyet döneminde yargı, yasama, yürütme yetkilerinin hangilerinin padişah iradesinin sınırlandırıldığının bir göstergesidir diyoruz. Evet arkadaşlar buradaki durum bir kanun kanun çıkarma söz konusu olduğu için e, kanun çıkarmadı yasamaya girdiği için arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? Yalnız 2 B seçeneği olacaktır diyoruz. Yargı olması için yukarıda ne olması gerekiyordu? Arkadaşlar mahkemelerden bahsetmesi gerekiyordu. Ona bahsetmediği için alamıyoruz. Yürütme de yine hükümetten hükümetin yaptığı işeden bahsetmesi gerekiyordu. O yüzden onu da bahsetmiyor. Yukarıda sadece padişahın yasama yetkisinin kısıtlanmasıyla alakalı bir durum var. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'la imzalanan İstanbul Anlaşması'nda kabul edilen Bulgaristan'da kalan Türkler müftülerini seçebilecek din ve vicdan hürriyetine sahip olacaktır. Bulgaristan'da kalan Türkler isterlerse 4 yıl içinde göç edebileceklerdir. Türk halkının ilk ve orta okullarda eğitim dili Türkçe olacaktır. Hükümlerinden hangileri Osmanlıların Balkan Türklerinin ulusal kültürlerini devam ettirmelerine önem verdiğinin bir göstergesidir. Evet Bulgaristan'da kalan Türkler ki Bulgaristan Balkan ülkesi olduğu için e, ee, buradaki Türklerin yasal haklarını koruma altına alması buradaki Türk'e önem verdiğinin göstergesidir Osmanlı'nın. Bulgaristan'da kalan Türkler isterlerse 4 yıl içinde göç edebilirler. Burada onların kalması ve kaldıklarında onların hakları ile ilgili bir durum var mı? Yok. Türk halkının ilk ve orta okullarda eğitim dili Türkçe olacaktır. Nerede ki Bulgaristan'da kalan, Balkanlar'da kalan Türklerin. Dolayısıyla bakın yeni yasal dillerini güvence altına almış, ulusal kültürün, Türk kültürünün, Türk dilini korumaya önem verdiğinin göstergesidir. Doğru seçeneğimiz 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği olacaktır. 1908'de İngiltere Kralı ve Rus Çarı Reval'de buluşarak Osman Devleti'nin boğazlar sorununu görüştüler. Bu görüşmelerde Almanya karşı Rusya'nın desteğini almak isteyen İngiltere, Rusya'yı Osmanlı toprakları üzerinde yayılma siyasetini serbest bırakmıştır. Bu durumun Osmanlılarla ilgili gelişmeler hangilerine ortam hazırlığı ileri sürülebilir? Toprak bütünün tehdit altına girmesi, Almanya ile yakınlaşma sürecinin hızlanması, sömürge bölgelerini ele geçirmek için silahlanması. Evet, Osmanlı toprak bütünlüğü tehdit altına girmiştir. Kimin tehdit altına? Rus tehdidi altına. Çünkü daha önceden ee, Osmanlı topraklarını kendi çıkar açısından koruyan İngiltere ne yapıyor? Reval görüşmelerinde Rusya'yı Osmanlı üzerinde serbest bırakıyor. Rusya'nın tarihi emelleri konusunda. Buna ulaşabiliriz. Almanya yakınlaşma süreci hızlanacaktır. Osmanlı Devleti'nin neden? Osmanlı Devleti'nin e, Rusya'ya karşı yalnız bırakılması e, Osmanlı Devleti'ni endişelendirmiş. ve Dolayısıyla Rusya'nın ha, e, harekete geçmesi endişesiyle ne yapmıştır? Almanya yakınlaşma sürecini hızlandırmıştır. Yukarıdaki reval görüşmelerine karşı. Sömürge bölgeleri ele geçirmek için silah alması Osmanlı Devleti'nin sömürgeleri ele geçirme ya da sömürgeci bir anlayış olmadığı için bunu almıyoruz. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır. İtalya'nın Trablus Garba saldırması üzerine Osmanlı parametosu aldığı kararla İtalya'ya tanınan kapitülasyonları haklarına tek taraflı olarak kaldırmıştır. İtalyan malları boykot edilmiş ve devlet için e, iş yapan İtalyan şirketlerinin işlerine son verilmiştir. Osmanlıların bu uygulamasına bakarak yorumlarına hangilerine ulaşılabilir? İtalyan işgaline mali protesto da bulunmuştur. İtalyan Osmanlı üzerindeki ekonomik avantajlarına son vermiştir. İtalya aracılığıyla mali bağımsızlığı engel olan bütün uygulamalara son verilmiştir. Evet arkadaşlar seçeneklerimize baktığımızda yukarıyla hangileri ilişkilendirebiliriz? İtalyan işgaline karşı mali protesto edilmiş mi? Edilmiş. Ee, neden? İtalyan mallarına mallarına boykot edilmiş. Boykot edilmiş. Alınmasın denmiş. Ulaşılabilir. İtalyan'ın Osmanlı üzerindeki ekonomik avantajlarına son vermiştir. Örneğin e, yukarıda bakın arkadaşlar İtalyan malları boykot edilmiş ve devlet için Devlet için iş yapan İtalyan şirketin yerine son verilmiş, örneğe, bunu söyleyebiliriz. İtalya aracılığıyla mali bağımsızlığı engel olan bütün uygulamalara son verilmiştir. Hayır, sadece İtalya, sadece İtalya'ya ya ya karşı. Yani diğer devletlerin kapitülasyonları hala devam ediyor, İtalya'nın kaldırılıyor bu yanlış. Doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacaktır diyoruz. İtalya Trabluskarp'ı işgal etmeden Avrupalı devletler danışarak görüş almış ve gerekli anlaşmaları yaptıktan sonra Osmanlılara savaş açmıştır. Bu gelişme durumlarına hangilerinin bir göstergesidir? İtalya'nın sömürgeci politikasına destek bulduğunun, İtalya'nın dış politikada devletler arası ilişkilere gözetmeye önem verdiğinin, karbon işgali konusunda Avrupalı devletler arasında anlaşma sağlandığını. Evet arkadaşlar yine Trabluskarp ve İtalya işgali ile alakalı bir soru. Baktığımızda İtalya'nın sümürge politikalarına destek o destek bulduğunun kimden destek bulmuş arkadaşlar? Avrupalı devletlerden buna ulaşılabilir. İtalya'nın dış politikada devletler arası ilişkileri gözetmeye önem verdiğinin örneğin Yine Avrupa devletleriyle görüşmesi Trabzon Karbur'u saldırmadan önce dış politikasında devlet arası ilişkileri gözetiyormuş. buradan bunu da çıkarabiliriz. Trabzon işgali konusunda Avrupalı devletler arasında anlaşma sağlandığının bakın görüş alıyor ve gerekli anlaşmaları yaptıktan sonra saldırıyor. Onlardan onay alıyor tabiri caizse. Dolayısıyla da 1 2 3 el seçeneğimiz hepsine ulaşılabilir yukarıya göre. Bulgarlar ve Yunanlılar 1. Balkan Savaşı'nda işgal ettikleri Türk bölgelerinde halka karşı büyük katliamlar ve zulümler yapmıştır. Bu durum aşağıdaki hangisinin neyi hızlandırdığı savunulabilir. Balkanlardan Anadolu'yu Türk göçlerinin yaşanmasını, Osmanlı Devleti'nin Makedonya'yı işgal etmesini, Avrupa Devleti'nin savaşa müdahale etmesini, Balkanlarda Türk kültürünün tamamen sona ermesini, Osmanlı hükümetinin Almanya ile yakınlaşmasını. Evet sorumuz arkadaşlar birinci Balkan Savaşı sonrası Balkanlardaki, Bulgaristan'daki ve Yunanistan'daki Türklerle alakalı durum ve buralarda onlara zulüm yapılması ile alakalı durum. Bu durum arkadaşlar niye hızlandırmıştır? Balkanlarda Anadolu'ya göç hareketini hızlandırmıştır. Çünkü neler var? Katliamlar ve zulümler yapılıyor ve... Daha önden tımar ve iskan politikası ile bölgeye yüzyıllar öncesinde yerleştiren Türkler tekrar Anadolu'ya, ana vatana geri dönüyorlar diyoruz arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda Osman Devleti'nin Makedonya'yı işgal etmesi bu yanlış bilgi böyle bir şey yok. Avrupa Devletleri'nin savaşa müdahale etmesi yine kimse savaşa müdahale etmiyor. Balkan savaşlarına. Balkanlar Türk kültürünün tamamen sona ermesi, tamamen sona ermemiştir. Yanlış bir ifade. Osmanlı hükümetinin Almanya ile yakınlaşmasını, yukarıda bununla alakalı bir durum söz konusu değil. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Osmanlı Ahrar Fırkası, İttihat ve Terakki Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Yukarıdakilerin hangileri ikinci meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasi partiler içerisinde yer almaz? İkinci meşrutiyet ne zaman arkadaşlar? 1908 yılında başlamış. 1914'e kadar geçen dönemde. Bu bağlamda Ahrar Fırkası, İttihat Terakki Fırkası bunlar Osmanlı Devleti'ne aittir. Osmanlı partileri. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise arkadaşlar 1930'da kurulmuş. E, Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir diyoruz. O yüzden bize 2. mevcutta şu dönemi sorduğu için doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği olacaktır diyoruz.